Çoruh Nehri'nin altın gerdanlığı Artvin Yusufeli Barajı. Kemer gövde yüksekliğinde Türkiye'nin birinci, dünyanınsa üçüncü yüksek barajı. Yüksekliği tam 270 metre olacak olan baraj 750 bin kişinin elektrik üretimini karşılayacak. TRT Haber ekibi de Yusufeli'ne gitti ve baraj çalışmalarında gelinen son noktayı görüntüleri izliyoruz. Bayburt, Erzurum, Artvin illerinden geçen Çoruh Nehri'nin kıyısındayız. Bu nehir bu coğrafyaya adeta hayat veriyor. Biz bugün nehir üzerinde kurulacak ve ülke ekonomisine çok büyük katkıları olacak olan Artvin Yusufeli Barajı'ndan söz edeceğiz. Tabii bu devasa proje hayata geçtiğinde ise Yusufeli ilçesi su altında kalacak. Bu durumda ne olacak? Yeni yerleşkesine taşınacak Yusufeli halkı ne düşünüyor? İşte tüm bu konuları ele aldığımız gündem programımız başlıyor. Artvin Yusufeli Barajı'nın inşaat alanını gezeceğiz ama öncelikle proje müdür yardımcısı Abdi Yılmaz'dan projeyle ilgili bilgiler alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, barajımız hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Yapımı devam ediyor. Yaklaşık 1,5 sene oldu baraja inşaatına başlayalı fiili olarak. Şu anda yaklaşık %35'lik kısmı tamamlandı barajımızın. Barajımız Türkiye'nin en yüksek kendi özelliğinde kendi şeyinde en yüksek barajı, dünyanın üçüncü yüksek barajı, kemer, beton kemer olarak şu anda tüneller yapıyoruz, santral binasını yapıyoruz, şalt sahasını yapıyoruz. İsterseniz bunu harita üzerinden göstereyim. Barajımızın gövdesi burası, gördüğünüz gibi. Barajımız ince beton kemer şeklinde, 270 metre yüksekliğinde ve dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en yüksek birinci barajı. Biz barajı yapabilmemiz için dere yatağını, yani nehrin aktığı yeri susuz bir hale çevirmemiz, boş bir alana çevirmemiz gerekiyor. Suyu bir tünel yapıyoruz, suyu tünele veriyoruz, burada görüldüğü şekilde. Suyu verdikten sonra su da buradan çıkıyor. Önüne bir setle yapıyoruz, menba batardos dediğimiz bir setle yapıyoruz. Barajın imalatını yapacağımız gövde kısmı kuru kalıyor. Biz barajı burada yapıyoruz. Şimdi biz barajın gövdesini ve diğer yapılarını bitirdikten sonra derivasyon tünelini kapatacağız. Şurada kapaklarla kapatacağız. Su barajın gövdesine gelecek ve yukarıya doğru şey yapacak, yükselecek. Şimdi şu kahverengi olan kısımlar bizim ulaşım tünellerimiz. Burası Mansap Batardosu'na ulaşım tüneli. Burası Şalt sahasına ulaşım tüneli. Burası da sağ sahil kret ulaşım tüneli. Sağ sahil krete ulaştıktan sonra spiral şeklinde küçük tünellerle 835-860 kotlarına ulaşıyoruz. O kotlardan da 715 kotuna sıyırma kazılar yaparak ineceğiz. Peki baraj bitti, su tutulmaya başlandı. Peki elektrik üretimi anlamında bu devasa bir yatırım ve buraya çok önemli bir yatırım yapılıyor. Peki sonuçları, getirileri neler olacak? Şimdi 540 megawatt elektrik üretecek yıllık. 540 megawatt gücünde olacak. 3 tane türbin olacak. Burası yer altında. 3 tane türbin, 1, 2, 3 yeraltı yapısı yapıyoruz. Santral yer altında gömülü. Yani Türkiye'ye yıllık enerji üretiminin yaklaşık %5'i kadar bir ilave enerji getirecek. Şantiye alanını gezeceğiz, baraj gövdesine ulaşacağız ama tabii birçok farklı noktada tüneller var. Bu konuda da bize yüklenici firmadan inşaat mühendisi Çakır
yardımcı olacak, mihmandarlık edecek ve her bir tüneli nereye çıktıklarını, ne tür işlemler yapıldığını kendisiyle birlikte gezerek size de anlatmış olacağız. İsterseniz şöyle yola koyulalım. Evet, baraj iki dağ arasında yükseliyor ve oraya ulaşabilmeleri için iş makinelerinin, çalışan mühendislerin, işçilerin oraya ulaşabilmesi için de tabii dağ içerisinde farklı uzunlukta, farklı noktalara ulaşacak tünellerin açılması gerekiyor. İşte burada da görüyorsunuz bu iki kalıptan biri buradaki yalıtımı sağlıyor. Diğeri de bu yalıtım yapıldıktan sonra tünel içerisinde herhangi bir çökmenin ya da burada bir hasarın oluşmaması için beton kaplama yaparak bu kısmı baraj gövdesine ulaşacak noktaya kadar bu şekilde devam ettiriyorlar. Çalışmalar kadar dağ içerisinde de muazzam bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik bir tünel ağı oluşturulmuş durumda ve bu her geçen gün de uzamakta. Tünel içinde olduğu kadar tabii açık alanlarda da, dağın kısımlarında da çalışmalar yapılıyor. Biraz önce de orada bir patlatma meydana geldi ve şu anda dumanları da görüyorsunuz. Evet, şu anda baraj gövdesinin yükseleceği iki dağ arasındayız ve hemen tam karşıda 715 kotu yazan kısma kadar baraj gövdesi yükselecek ve bu kısımda görüyorsunuz birkaç tane de tünel var. Bu alanda barajın yapılması, bu gövdenin oluşturulması için beton santrali kurulacak ve bu alanda gövde o santralde üretilen beton sayesinde yükselecek. Görüyorsunuz muazzam, devasa bir yapının ortaya çıkması için de dağlarda farklı noktalarında tüneller açılmış durumda. ...150 metrekare büyüklüğündeki 45 bin konutun yapımında kullanılacak malzeme bu baraj gövdesinin ve çevresinin yapımında kullanılacak. İşte gördüğünüz bu kısımlardan, bu şantiye alanlarından biri de burada üretilecek malzemenin hazırlanacağı noktalardan birisi. Baraj gövdesindeki çalışmaların rahatlıkla yapılabilmesi için nehrin yönünün değiştirilmesi gerekiyordu. İşte tam bu noktada yaklaşık dağ içerisine 1 kilometrelik tünel açıldı ve nehrin yönü değiştirildi. Artvin Yusufeli Barajı Çoruh Nehri üzerinde adeta bir altın gerdanlık gibi yükselecek ve 2018 yılında barajda su tutulmaya başlanacak. Arka planımda görmüş olduğunuz Yusufeli ilçesi ise su altında kalacak. İşte akademisyenler ilçenin geleceğini masaya yatırarak Yusufeli 2. Sempozyumunda ne tür projeler geliştirileceğini ele aldılar. Bu baraj hareketi ilçe merkezini ve bir kısım köyleri tamamen sular altında bırakıyor. Tabii ki buradan bir göç hadisesinin ortaya çıkması önemli. Buradaki temel hedeflerden birisi bu göçleri engelleyebilmek. Bunun yolu da insanların daha rahat edebileceği, üretim yapılabilecek. Tabii üretimle kastımız sanayi üretimi değil. Bu turizm alanında olabilir veya çeşitli alanlarda olabilir ki zaten bu projenin ve bu sempozyumun temel amacı bu. Bunları ortaya koymak suretiyle bu göçü engelleyebilmek. Diğer taraftan bu göç hareketini düşünmeyen insanların da geleceğin Yusufeli'sinde rahat edebilmesini sağlayabilmek. Temel amacı bu projelerimizin. Şunu da söylediklerinizden anlıyorum ki aslında buradaki hali hazırdaki yerleşkenin değiştirilmesi bir anlamda da avantaj haline de dönüşebilir. Çünkü buradaki handikaplar
buradaki eksiklikler yeni yaşam alanında çok daha planlı bir şekilde, çok daha doğru bir şekilde adımlar atılarak daha güzel hedeflere, daha doğru sonuçlara ulaşılabilir. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Zaten bizim bu projedeki temel çalışmalardan bir tanesi alan çalışması. Dolayısıyla burada gerek ilçe merkezindeki Yusufeli halkıyla, Yusufeli vatandaşıyla burada ikamet eden, gerekse köylerde yaşayan insanlarla alan çalışmaları yapıldı. Onlarla birebir görüşmeler, gerek nitel çalışmalar, gerek nicel çalışmalar, yani anket çalışmaları veya yüz yüze görüşmeler şeklinde çalışmalar yapıldı. Ve bu çalışmalarda insanlar şu anda çektikleri sıkıntılarla birlikte gelecekte acaba böyle sıkıntılar çekebilir miyiz diye tasarladıklarını da dile getirdiler. Tabii bununla beraber beklentilerini de dile getirdiler. Bunların her birini bir araya getirdiğimizde elbette umut ediyoruz ki biz daha yaşanabilir, bankinden daha iyi bir Yusufeli meydana getirmek. Temelde bunu yapmaya çalışıyoruz ve bu projede umut ediyorum ki başarıya ulaşır ve bir yol gösterici harita mahiyetinde ilgililere bir kılavuzluk teşkil eder. Sempozyumda tabii Yusufeli halkı için en önemli noktalardan biri de turizm. Bu anlamda da ne tür projeler geliştirdiğini yardımcı doçent doktor İstemi Çömlekçi Bey ile konuşacağız. Evet, neler geliştirildi, ne var projelerde, yeni bir yerleşkede turizm anlamında Yusufeli halkına ne tür katkılar sağlanacak? Biz projemizde Yusufeli'nin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ele aldık. Güçlü yönü olarak işte doğa turizminin öne çıkması, kültürel turizmin ön planda olması, inanç turizminin ön planda olması öngörülmekte. Tehdit olarak ulaşım sorunu çok ciddi bir tehdit. Yeni barajdan sonra bir göl olması Yusufeli'nin turizm potansiyelini artıracak bir fırsat. Gölden ne kadar iyi değer faydalanabilirsek Yusufeli'nin turizmi için o kadar etkili olacaktır. Bunun yanında turizmin gelişmesiyle beraber işte yol ulaşım ağının gelişmesi bazı tehditleri bir beraberinde iletmektedir. Doğal çevreye zarar vermeden bunu yapmamız gerekmekte. Barajın yapılmasını istiyoruz. Fakat kurulacak ilçenin de yerinde Yusufeli'ne hitap edecek şekilde olmasını istiyoruz. Her yönüyle katkı sağlayacak, her yönüyle Yusufeli'yi rahatlatacak bir şekilde olmasını istiyoruz. Bu da işte şu mevcut olan yerinde detaylı bir şekilde çalışma yapılırsa olur, olmayacak bir şey yok. Yusufeli insanı buna her şeyle katkı sağlar. Böyle şeyler alışıktır, yapar, çalışır. En güzelini yapmaya çalışır. Bunu biliyoruz. Fakat işte devletin de buna ona ayak olması lazım. Halkını mağdur etmemesi lazım. Bunu bekliyoruz yani. Yani karşı değiliz. Barajın yapılması elbette ülke ekonomisi için büyük bir katkıdır, büyük bir şeydir. Fakat bunun da işte her yönüyle değerlendirilmesi gerekir. Bugünkü gündem programında Artvin Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledik ve Yusufeli ilçesinin su altında kalması ile ilgili akademisyenlerin geliştirdikleri projeleri ele aldık. Başka bir gündem programında farklı konu ve konuklarla yine karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.